Tabii bugün pazar, genelde Sivas'ın tüm derneklerinin genel kurulu vardı. Bunun içerisinde ilçeler adına vuracak olsak bugün bu hafta Hafi'nin daha çok böyle dört tane köyümüzün genel kurulu vardı. Bunların içerisinde son değerlendirmeler yapacak olursak dernekçilikte hani çıtanın düştüğü noktası dedikleri noktada üst tavanda adayların çıktığı bir noktada demek ki rağbet olduğunu hissediyorum. Tabii Hafik derneklerimizde de dört köyümüzden genel kurulunda üç tane adayları çift liste çıkanlar oldu. Bunların içerisinde güzel rekabetler vardı. Bu da tabii bunlardan bir tanesi de şu an içinde bulunmuş olduğumuz Besinli Derneğimiz. Ben bugüne dönüyorum. Genel kurulumuzun divan başkanlığına seçilen, divan başkanı olan çok değerli iki abimiz var. Sayın Zeki Ünlü ve Sayın Osman Kır. Efendim, ben mikrofonu size takdim edeyim. Siz de katılımcıların bize sayısı ve genel kurulun ahenginden biraz bahsetmiş olursunuz. Buyurun. Peki, teşekkür ediyorum. Aramızda bulunduğunuz için, bizleri onur ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bugün aşağı yukarı 51 yıllık derneğimizin bir kongresini daha gerçekleştirdik. Olan bir kongreydi. İki adayımız, iki yönetim kurulu adayımızla beraber çok hoş bir ortamda, bir çoğunluğun katılımda bulunduğu bir ortamda bir kongre gerçekleştirdik. Katılan üye sayımız 148, oy kullanan üye sayımız 148, aşağı yukarı iki geçersiz oyun haricinde, boş oyun haricinde, geçersiz demeyeyim, iki boş oyun, bir geçersiz oyun haricinde tüm oylar iki aday tarafından paylaşıldı. İki adayımız da gayet modern, yani sivil toplum kuruluşlarına örnek olacak tarzda centilmence bir gösteri, görüş sergilemek suretiyle adaylıklarını açıkladılar. Yönetim kurulu adaylarıyla beraber bu işe talip oldular. Baştan sona kadar Rüşen Güney kardeşim ve Cumhur Genel kardeşim hakikaten çok güzel bir çalışma yaptılar. Gene dernek üyelerimiz hakikaten bir pazar günü, hatta geçen haftaydı. Evet, aynı şeyden. Geçen hafta çoğunluk olmadığı için bu haftaya ertelenen genel kurulumuzda bugün hakikaten güzel bir katılım oldu. Herkes bu sivil toplum örgütlerine nasıl bir katılım olması gerektiğinin örneğini burada gösterdiler. Modern tarzda bir seçim yaptık. Kendi lokalimizde gayet güzel bir seçim oldu. Gürültüsüz, patırtısız, hoşgörü ortam içerisinde. Neticesinde bir arkadaşımız kazandı ama öbür arkadaşımız da kaybetmedi. Biz öyle bakıyoruz oraya. Bizim derneğimiz kazandı. Besinliköy Derneği kazandı. Besinliköy insanları kazandı. Ben aramızda bulunan, katılım sağlayan, oy kullanan, kullanmayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetimimize de tekrar başarılar diliyorum. Evet. Başarılığın daim olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Osman'cığım, öncelikle hoş geldiniz. Şahsınızda Ege TV'ye de çok teşekkür ediyoruz. Bizi onurlandırdınız. Son yıllarda yapılan en güzel kongrelerden bir tanesi oldu. Çok genelde kelimeleri biz, biraz önce de söylemiştim, biz kullanırız ama böyle içi boş kelimeler halinde kalır. Hep kazanırsak veya bizden yana bir şey olursa o iş iyidir. Olmazsa hemen küseriz, muhalefet ederiz ama bunun böyle olmadığını genç arkadaşlarımıza da izah ettik ve onlar da iyice iştenlikle bunu benimsemişler ki çok bize uygun, Besinli'ye uygun bir seçim gerçekleştirdik. Diğer derneklere de
örnek olacak nitelikte bu. Kendimizi methetmek anlamında değil ama gerçek bu yani. Çok kaliteli bir seçim oldu. Aslında bu tür seçimlerin fazla olması bir anlamda da iyi. Demokrasi daha iyi şekilde gelişir ve özümsenir. Çünkü malumunuz bizden sonra işte hafif federasyonlar, konfederasyonlar keşke bizim arzu ettiğimiz bu uygulama oralarda da olsa. İnşallah o şekilde de olur. Ben gene bütün katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arkadaşımın da belirttiği gibi Osman kardeşimin bir de kaybedenimiz olmadı. Derneğimiz kazandı. Olgunluk içinde bitirdik. İnşallah gelecek yıllarda da aynı şekilde devam ederiz. Ben bu vesileyle sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Öncelikle Ege TV'ye ve yönetim kuruluna ve siz değerli kıymetli İstanbul temsilcisi kardeşimize teşekkür ediyorum. Tabii demokrasinin vazgeçilmezleri seçimdir. Rekabetin olduğu yerde de elbette biraz daha fazla katılım olduğunu gördük. Bu her zaman keşke ikili seçimlerden ziyade ben her zaman tek listeden yanayım. Neden tek listeden yanayım? Bugün sabahtan beri benim burası 5. yerim. Sabahleyin Celallı Köyü'nün bir kahvaltısı vardı. Oraya katıldım. 50-55 kişilik bir kahvaltılı toplantıydı. Gayet mükemmel geçti. Ondan sonra geçtim Pusat Köyümüzün kongresine ki cidden çok hoş, çok kaliteli, bilgi birikimli insanların fikirlerini ortaya koyduğu, köyleriyle alakalı nasıl bir düşüncelerinin olduğunu duymak cidden heyecan verici ve güzel bir şey oldu. Daha sonra Topçuyeli Köy'de gene çok kıymetli bir kardeşimiz ve beraber çalıştığımız Tunca Uygunlar kardeşimiz, o köye emek vermiş bir güzel kardeşimiz orada seçildi. Orası da muhteşemdi ve biraz önce Yarhisar Köyü'ndeydik. Sen de oradaydın, televizyonumuzda çekim yaptı orada. Cidden oradaki insanlar da ciddi manada demokrasi adına katkı sağladılar. Tabi burada iki tane liste vardı. Besinli Köyü hafif, en naif, en nazik. Cidden oturmasını, kalkmasını, konuşmasını, bir komşuluk hakkını, hukukunu bilen insanlardan oluşan bir müteşekkil. Ama bu hafif tüm köyler için geçerli. Sadece Besinli için de bunu böyle alıp kenara koymak bence yanlış olur. Hafif demek özverili insanların, memleketine sahip çıkan insanların birbirlerine saygıda kusur etmediği güzel bir ilçe olduğunu düşünüyorum. Biz de acizane Hafif Dernekleri Federasyon Başkanı olarak kendi üyelerimizin kongrelerini bugün takip ettik. Yapılmış olan tüm kongrelerin hem insanlarımıza, hem köylerimize, hem hafimize, hem de Sivas'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada maksat Besinli. Herkesin ismi Zeki olur, Osman olur, Adil olur, Ahmet olur, İbrahim olur ama soyadları Besinli olması lazım. Bu lafı ben tuttum. Niye tuttum? Yani herkesin onun sülalesi, bunun sülalesi yok. Her seçilen dernek yönetimi kendi köyü için, köylüsü için başarmak ve başarılı olmak zorundadır. Diğer taraftan köy dernekleri sadece çocuk okutan, yardım eden kurum değil. Aslında böyle bir görevi de yoktur. Köy derneklerinin kuruluş amacı, asıl gayesi, manası ve mantığı huzur ve sükunu sağlayıp bu köylüyü bir arada bulmak, bir araya getirmek, onların dertleriyle hemhal olmak ve onlara yol göstermek olduğunu düşünüyorum. Ciddi manada, yoksa bir iş adamımız kalkar 50 tane öğrenciye burs verir. Bir köy derneği o köyde ikilik çıkmadan, sıkıntı olmadan, o birlik ve beraberliği cidden sağlayarak başarıya çok daha emin adımlarla ilerler. Sabahleyin Pusat Köyümüzün cidden bir projesini çok beğendim. Yani orada köye sahip çıkmak adı altında ciddi bir proje geliştirmişlerdi. Ben bunu önümüzdeki dönem Allah nasip ederse Hafet'te, bir 3 yılımız daha olacak Allah nasip ederse, bu 3 yıl içerisinde sadece bu Pusat'ın Besinli'nin değil, Hafif'in tüm köylerinin birlikte hareket ederek bu projeyi canlandırmak ve bu projeye katkı sağlamak istiyorum. Geçen gün beraberdik bir toplantıda. Diyarbakırlılar nereden yer kiralamış? Hanzar'dan. Hanzar köyünden 15 bin dönüm arazi kiralamışlar. Niye adam Diyarbakır'dan gelsin benim Hafif'imin yerini kiralasın kardeşim? Biz Hafif Dernekler Federasyonu olarak 25 tane köy değil 75 tane köy olarak herkes biner lira verse 75 bin lira verdiğimiz zaman biz 15 bin dönüm yerin kirasını zaten ödüyoruz. Orayı biz kiralayalım, biz üretelim, biz katkı sağlayalım. Hem Hafif'e hem Hafikli'ye katkı sağlayalım. Buyurun proje, buyurun yapılması gereken iş. Ne zaman birbirimizi seversek, Allah için seversek işte o zaman başarırız diyorum. Öncelikle
yeni seçildi. Yani dün de başkandı, bugün de tekrar başkanla devam eden, aynı zamanda Hafif Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcımız olan Cumhur kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum. Diğer kardeşimiz de olgunluk içerisinde, cidden işte demokrasi bu, olgunluk içerisinde çıktı, konuştu. Köylüler de buna karar verdi. Güzel bir şekilde tekrar konuştu, gitti. Ayrı gayrısı yok. Başarılar diliyorum. Yapılan seçimin önce Besimli'ye, daha sonra Hafi, ondan sonra da Sivas'ın memleketimize hayırlı işler yapmasını Cumhur kardeşimiz nezdinde tüm yönetim kurulu üyesi kardeşlerimize başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için size de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hiçbir zaman unutmayalım ki o fotoğraflar oraya konmuşsa hiçbirinin birbirinden farkı değil. Hepsi belki de bu derneğe yer almak için, bu derneğe, çanta derneğinden bir yere getirmek için heyecanlı olan insanlar var. Bunların içerisinde olan, şu an karşımda olan çok değerli iki tane abim de var. O resimlere baktığım zaman bugünkü gençlerin o resimlerden bir şeyler çıkarmasını her zaman beklerim. Çünkü eğer ki bugün bir sıcak bir yerde kongre yapıldıysa, eğer birileri kapıyı çalıp da hadi gidin veyahut da süresi geldi demiyorsa, bugün bu gençlerin de bugünkü, bugüne kadar gelmiş olan Besinli Dernek mütevellisine, büyüklerine ve dernek başkanlarına her zaman minnettardır. Hakikaten bugünkü seçime giren Ruşan kardeşimiz ve Cumhur kardeşimizi cani gönülden tebrik ediyorum. Üyelerimizi tebrik ediyorum. Çok olgunluk içinde yaşadık, seçim yaptık. Hepsini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Kendi köyünde kendi iki adayı birden o kadar onur ediyorsun ve ikisinin de aynı soy ismi aynı. Aynı, ama hakikaten ikisi de kıymetli benim için. Çok nazik davrandılar. Çok teşekkür ediyorum Ruşan Bey'e de, Cumhur kardeşime de. Keşke söyleseydiniz, ikisi de çıkmasaydı. Yok yok. Güzel oldu. Geçen hafta toplantıyı beceremedik. Çoğunluğu sağlayamadık. Ama gençlerde bir heyecan gördüm. Hakikaten de biz eskiden başkan bulmayı çok zorlardık. Çok uğraşırdık. Zorla verirdik. Bana 3 kere zorla verdiler. Sağ olsunlar. Şimdi ise genç kardeşlerimiz çok istekli, çok güzel. Hepsini canı gülden kutluyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Saygılar. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, önce ben tabii ki katılımcılara, üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim derneğimiz yarım asrı geçti, yani bir asra doğru gidiyoruz. 51 olmuş. Evet efendim. Tabii ben de bu dernekte başkanlık yaptım. Bu yönetimde de bulundum. Hiçbir zaman da her toplantıya aşağı yukarı katıldım. Yani hiç şey yapmadan, aksatmadan. Şimdi tabii ki arkadaşlarım bahsettiği gibi bugünkü seçimimiz güzel ve şey oldu. Nedir o? Yani tatlı bir rekabet. Şey İbrahim Beyciğim, tatlı bir rekabet. Tabii bütün katılımcılara ve bize başkanlık yapmış, emek vermiş efendim, bütün değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi burada inanın biz, hani çanta dediniz ya. Evet. Kahve köşelerinde de kongre yaptık. Evet. Lokantalarda da yaptık. Evet. Efendim. Önce Mecidiyeköy'de bir şey aldık ama ne hevesle ne emekle aldık Osman Beyciğim. Daha sonra sağ olsun işte bizim Ömer Osman Kır kardeşimiz, aynı zamanda benim eşimin kardeşi olur, kaynımız olur. Efendim. Onun burayı bulması bize bir şey açtı. Çığır açtı. Efendim. Herkes de elini taşın altına koydu. Efendim, buraya da bir güzel köyümüze kazandırdık. Ne güzel. Efendim. Ne güzel. Tabii ki burada herkesin emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Burada da siz Ege TV olarak bizleri gerek işte pikniklerimizde, gerek böyle şeylerimizde, kongremizde bize geliyorsunuz, bizi onur ediyorsunuz. Ayrıca size ve İbrahim Bey'e de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür efendim. Şimdi güzelim. Ben bugünkü başkana, başkanı tebrik ediyorum. 3 sene hizmet yaptı, yönetimi olarak tebrik ediyorum. Şimdi burada tabii her şeyler konuşuldu. Yani güzel şeyler konuşuldu. Fakat ben de bu başkana şunu söz veriyorum. Bizim tabii okumak çok güzel bir şey. Her ne kadar İbrahim Bey dedi ki yani derneklerin vazifesi işte burs vermek, şu vermek, bu vermek değil, ama dedi doğru söylüyor. Tabii sivil toplum örgütleri insanları kaynaştırmaktır. Kesinlikle. Yani ne iş kesinlikle yapar, ne fabrika kurar. O kaynaşma sağlayınca tabii zaten doğru. Ben buna katılıyorum. Fakat bunun yanında da şimdi bizim okutacak insana çok ihtiyacımız var. Şimdi sizlerden önce konuşmacı dernek başkanımız ve olan adaylarımız dediler ki hani bizim
İşte herhangi bir yerde bir memurumuz yok. Yani şu açıdan evet. işte ne bileyim orduda yok. Efendim nüfus idaresinde yok. Evet. Efendim çeşitli kurumlarda yok. Tabii bu neden oluyor? Şimdi köyde çiftçilik yaparsan, burada fabrikada çalışırsan bu şey olamazsın. Mutlaka bir şeyin olacak, bir tahsilin olacak. Burada geri kaldık. Ben başkana söz veriyorum. İster şimdi 15 mi bitti şeyler? İlk yarı bitti. Evet, ilk yarı sümestri. Ben 10 kişiye şöyle söyleyeyim size. Kriteri var mı burada? Var. 200 TL yok tutarında. Hayır. 200 TL tutarında her 10 yani aylık 10 kişiye tespit etsin başkanımız. Yüksekokula giden. Veyahut köylümüz da, olacak. Köylümüz olacak tabii. Efendim 10 kişiye burs sözü veriyorum. Yani bu da bu çocuklar okulları bitirene kadar bu devam edecek. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Kongrenin de sonuna geldik ama sonu derken de tabii bir diğer adayımızı göremedim ama kazanan adayımız, listeden çıkan adayımızla beraberiz. Tabii daha önceden de başkan olduğu için yalnızca kongre tarihini tazelemiş oldu. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkan, sabah herhalde bir heyecan vardı telefon görüştüğümüzde. Çünkü niye? Yarım kalmış işler vardı. Evet. Yarım kalmış işlerden sonra siz de tabii ki görevi bir Osman abi gibi, Zeki abi gibi, Adil abi gibi birileri, Şaban abi gibi tabii devredeceksiniz. Ama evet. yarım kalmış işlerden bir tanesi milletin beklediği, sevgili besinlerin beklediği bir nokta var. Köydeki bizim Allah nasip ederse o projeyi gerçekleştirmemiz. İkinci, üçüncü de vardır ama emek bir yerde herhalde enerji. Evet. Evet, Sayın Osman Bey hoş geldiniz öncelikle. Bugün çok güzel bir seçim yaptık. Bütün üyelere çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. İki haftadır onları buraya yoruyoruz ama geçen hafta çoğunluğu sağlayamadıktı. Bu hafta çoğunluğu sağladık. Takdir bizleri seçtiler. Burada kaybeden hiçbir zaman kimse olmayacak. Besin olacaktı. Ben rakip olan amcamın oğluna teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Böyle bir medeni cesaretten dolayı da inşallah ileriki dönemlerde o kardeşimiz de Besinli Köyü'ne hizmet etmek için biraz daha kendini hazırlar. Evet. Şimdi Besinli Köyü'nde şöyle tabloya baktığım zamanlar bu abilerimizden sonra görev almak gerçekten zor. Çünkü onlar o şartlarda öyle bir görev yaptılar, buraları kazandırdılar. Bize de bunun çok daha ilerisi düşüyor. Dolayısıyla biz de bunun için gayret gösteriyoruz üyelerimizle birlikte. Çünkü hiçbir iş tek başına olmaz. Öyle. Bugün oylarla desteklediler. Yarın eminim ki bu köyler maddi olarak da bizleri destekliyorlar. Bizler de onlara en güzel layık olacak bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu işin maddi manevi tarafı var. Dolayısıyla Besinli Köy arkamız olduğu sürece bizler Besinli Köyü'ne hizmet etmekten hiçbir zaman yorulmayız. Evet. Şahsım ve yönetimim adına konuşuyorum bunu. Çünkü bir elin nesi var, iki elin sesi var. Dolayısıyla bizim yönetimimizde yer alsın almasın bütün Besinli dernek için uğraşıyor, köy için uğraşıyor. Köydeki projelerimizin son aşamasına geldik. Biraz önce bahsettiğiniz gibi diğer köyler gibi böyle hızlı bir şekilde değil, temelleri sağlam, sıkıntı yaşamadan rahat bir şekilde devam ettirelim. Şu an son aşamalara geldik. Dolayısıyla köylere söz verdiğimiz o sözleri de yerine getireceğiz inşallah. Rabbim mahcup etmez. Amin. Proje Besinli Köyü'nde bitmez. Proje çok. Yeter ki sen çalışmak iste, gayret göster, yeni projeler üret. Gençlere de biraz önce konuşmamda söyledim. Gençler okudukça, bir yere geldikçe projeler çoğalır. Zaten bir şeyleri kurcalamaya başladın mı proje bitmez. Yeter ki biz Allah için, Allah rızası için bu STK'larda görev yapmaya devam edelim. Bizden sonra da bu gençler devam ettirsin bu bayrağı daha yukarı taşımak. Dolayısıyla Besinli Köylere bir kez daha hayırlı olsun diyorum. İnşallah mahcup olmayız. İnşallah. Çünkü ciddi bir sorumluluk verdiler. Biz bu sorumluluğun farkındayız. Allah için onlara hizmet etmekten gurur ve onur, şeref duyuyorum. Hepsine tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Hafet Başkanımız aramızda. Adil Bey gibi abilerimizin Allah sayısını artırsın. Yani. Adil abiye her zaman ayrı bir parantez açmak lazım. Allah böyle birisini bütün köylere kısmet etsin. Her köye bir Adil lazım. Kesinlikle. Dolayısıyla Adil abi sözler yetmez anlatmaya. Şaban Bey'e yetmez.
diğer şu masadaki oturan ve etraftaki oturan arkadaşlarımıza, abilerimize sözler yetmez. Dolayısıyla bunlar her zaman icraatın içerisinde varlar. Ama Adil abim her zaman bu işin başını çeker. Allah daim etsin, ömrünü uzun etsin. Çok değerli dostlarımız var, sizler varsınız. Hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Şimdi bizler de eksik olmasınlar. İstanbul'a gelirken biz hep örnek aldığımız insanlar vardır. Bunlar da sağ olsunlar. Bugünkü iş adamlarımızdan Adil abime ya da bugün burada olmayan diğer büyüklerimizi hep örnek almışımdır. Bugün Hakk'ın rahmetine kavuşan, kendisini rahmetle yad ediyorum. Pusat köyünün medeni cesaret gösterip bu tür güzelliklerde iyi bir örnek olan bir abimiz vardı. Ömer Osman Güneş abimi burada da rahmetle yad ediyorum. O derdi ki hep, sen cesaretli ol, oraya çık bir cesaret göster, bunun arkası gelir demişti. Hakikaten de bugün burada, biz o zor koşullarda İstanbul'da kendimize bir yer edinmiş de bugün bu masada oturmaya bir sandalye bulmuşsak, bunun bedeli bizim için de eğer böyle hayır yapmak olacak, memleketime ve ülkemize, köyümüze medeni bir şekilde eğitim yapacak çocuklar ve bizim bugün hayal edemediğimiz yerlerde o çocukları da görebileceksek, biz de bunlara katkı sağlayacaksak, ben üzerime düşen vazife siz 5 dediniz ama ben onu bir tık altırayım, 6 olsun diyelim. İnşallah bunun da takipçisi buradaki arkadaşlarım olsun ama bu hususta biz yarışalım. Bu bir hayır yarışıdır. Bu hayır yarışına ben de varım diyorum. Öncelikle Rabbim bizleri mahcup etmesin diyorum. İnşallah bu hususta ben de gönlümden geçen bu güzelliği yapabilmeye layık olurum diyor. Ege TV'ye ve siz çalışanlara teşekkür ediyorum. Ege TV'ye saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok güzel bir seçim oldu. Demokratik bir seçim oldu. Seçilen amcaoğlunu kutluyorum. Gerçi diğer de amcaoğluydu da. Hiç fark etmiyor. Köylümüz bir aile gibiyiz biz. Besinli köyü. Biz de üzerimize düşen ne varsa elimizde. Ben 5 de dedim de. Hayır, rakam söylemiyorum ama derneğimiz talep ettiğinde biz de üzerimize düşeni yapacağız inşallah. Evet. Tabii tabii. Tamam. Saygılar evet. Sunuyorum. Aydın Bey, ben nezaketinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Görmüş olduğumuz yönetim Allah nasip ederse 2020-2023 yıllar arasında hizmet edecekler. Biz arkadaşları tebrik ediyoruz ama şöyle bir şey var. Ben arkadaşlara kendi sesiyle bir tanıtmalarını istiyorum. Hemen şöyle sağdan başlayayım. İsim, soy isim? Hasan Hüseyin Kır. Kamil Kılıç. Doğan Demirtaş. Metin Keleş. Ali Osman Çeliker. Necati Gönay. Ali Kılıç. Hasan Keleş. Sedat Gönay. Kadir Ünlü. İlyas Mor. Musa Töre. Ramazan Öztürk. Biz bu arkadaşları öncelikle gerçekten de her birinin ayrı ayrı kendine göre işleri var. Ama işlerinin içerisinde derneklerine hizmet verecek bir arkadaşlar. Ben öncelikle kendilerini bir alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Besinli noktasında. Ve dönüyorum bu yönetici arkadaşların yönetim kurulu başkanı Sayın Cumhur Günay. Evet, Sayın Başkan, tebrik ediyorum. Biraz önceki temelinizde hemen kısaca bir değerlendirmesini yapalım. Evet arkadaşlar, öncelikle yönetimde yeni seçilen ve beraber devam ettiğimiz arkadaşlara tekrardan başarılar diliyorum. Biz bu arkadaşlarla aşamayacağımız daha olmaz Allah'ın izniyle. Çünkü bu arkadaşlar Besinli Köyü'ne sevdalı olan bir arkadaşlar. Dolayısıyla Besinli Köyü'ne hizmet etmekten de yeni katılan arkadaşlarımdı ki ben de varım bu görevde dedi. Dolayısıyla onlar olunca biz daha da enerjimizi toparladık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Besinli Köyü'ne çok güzel hizmetler edeceğimize inanıyorum.
Tabi bu Besinlik Köyü'nde bitmiyor. Bunun bir de federasyonu var. Konfederasyonu var. Oralarda Besinlik Köyü'nü, ilçemizi, ilimizi en güzel şekilde temsil ediyorum. Çünkü onları temsilen oraya gidiyorum. Dolayısıyla oradaki görevleri de bunların adına orada devam ediyoruz. Besinlik Köyü'nü övmek kelimeler yetmez Osman Bey. Besinlik Köyü'de doğduk, büyüdük ama İstanbul'da ticaretle uğraşıyoruz. Dolayısıyla kendimiz bir yere geldik diye geçmişimizi asla unutamayız. Çünkü bizim ebe ecdadımız o memlekette yatıyor. Her yıl mutlaka en az, abartmıyorum ama 6-7 kere gider o memleketi ziyaret ederim, sile rahim yaparım. Yönetimdeki arkadaşlarla genelde birlikte gitmeye çalışırız. Dolayısıyla biz burada Sivas'ımızı yaşıyoruz, İstanbul'da köylülüğümüzü yaşıyoruz, medeni bir şekilde kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada bu arkadaşlarıma ben başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun diyorum. Bundan sonra da önümüzde çok önemli bir federasyon seçimimiz var. İnşallah orada da güzel bir demokrasi içerisinde güzel bir seçim olur. Orada hak eden kazanır deyip oradan yolumuza devam edeceğiz inşallah. Şimdiden bütün arkadaşlarıma, bugün birkaç köyde dernek seçimi vardı, seçilen ve daha önceki seçilen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Allah hepimizi mahcup etmesin diyorum. Bütün köylerimi de canı gönülden buradan yönetim adına, şahsım adına selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, Sayın Başkan teşekkürünü yapmış oldu. Bizler genetik yapımız içerisinde Allah korkusu olan insanlarız ve hayırın, hasanatın içerisinde biraz önce bir kıvılcımla bugün o masadan 20 tane, 10 tane, 5 tane, 5 tane, 5 tane burslar çıktı. Demek ki biz istemesini bilirsek insanlarda verme cüsreti içerisinde olacağına inanıyorum. Tüm yönetime teşekkür ediyorum. Yeter ki hizmet noktasında başarılı olun diyorum. Besinli, Hafik Besinli Derneğimizin genel kurulundaydık ve bu güzel insanların bugünkü çift listenin yarıştığını ve yeni kazanan listenin Sayın Cumhur Gönay olduğunu sizlerle paylaşmış olduk. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili izleyicilerimiz.